Demek o kadar borca benim için girdin ha? Hala inanamıyorum. Ya tamam ya, uzatma. Babamın iflas ettiğini senden başka kimse bilmiyor. Aramızda. Keşke benimki de iflas etse. Öyle deme ya. Korkunç bir şey, yaşayamayız. Babam her şeyi parayla çözebileceğini zanneder. Benimki onunla da çözülemiyor artık. Biliyorum. Belki de 100 kere duymuşsundur ama... gözlerin çok güzel, biliyor musun? Yok, kimse söylemedi daha önce. Nasıl yani? Körlerle mi çıktın şimdiye kadar? Sana bir şey diyeyim mi? İnsanlar beni asi masi sanıyor ama öyle çok sevgilim falan olmadı. Ne oldu? Şu ödemeyi gördüm sandım bir an. Paranoya yaptı adam bende artık. Ne haber? Buddy, ne oluyor? Dün biz sen yapıyorduk, bugün gerçek mi oldu? Ne diyorsun oğlum? Birdenbire çok samimi oldunuz Özge ile. Vay be. Skor Cüneyt oldu, Romeo Cüneyt ha? Ne Romeo'su oğlum? Bende o arızaya aşık olacak göz var mı? Takılıyoruz işte. Ne oldu, ne var? Temizlik yapacağım. Giyiniyoruz, görmüyor musun? Sen havuzda bizi izliyordun. Görmedim sanma. Buddy, ürkütücü bir adam bu ya. Pos kesiyor oğlum, sen de yiyorsun ya. Aşık oldum Pınar. İçimde kelebekler uçuşuyor. Cüneyt'e mi? O da bana aşık galiba. Yani söylediklerini bir duysan. Niye sustun? Sevinmedin mi? Yoo, sevindim de yani şaşırdım biraz. Siz arkadaştınız. Arkadaştan sevgili olmaz diyen sensin, ben değil. Tamam da yani böyle birdenbire... Benim için yaptıklarını bir bilsen. Ayrıca Cüneyt gibi birinin bana aşık olacağı aklımın ucundan bile geçmezdi. Ne bu böyle ayak altına koymuşsun? Takıldık bak. Öğrenciler geçerken çeksene kovanı. Yürü abi yürü, uğraşma. Ya ne uğraşmayacağım be? Kim ki bu? Hademe parçası. Adımlarına dikkat et. Ne? Yanlış basarsan kayar düşersin. Nasıl konuşuyorsun sen benimle be? Haddini bil. Sen bize hizmet vermek için buradasın. Röntgencilik için değil. Helal Buddy, iyi dedin ama hadi uzatma. Ne oldu Cüneyt? Ya takıştık şu tiple. Neden? Hem işi bilmiyor hem abuk subuk konuşuyor. Yok şöylesiniz, böylesiniz. Uçmuş bu adam. Kafayı sana takmış Özge. Yeter ama. Özge! 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 Ay patladan ak bayılacağım. Ben şimdi üniversiteli mi oluyorum? Rüyamda görsem inanmazdım vallahi. Okuldan eve, evden okula. Tamam mı? Öyle yayılmak yok hemen. Aa, bak Genco. Ne Gencosu kız? Abi. Ne haber kanka? İyidir, sağ ol. Sibel'i yazdırmaya geldik. Hadi hayırlı olsun. Artık ben de sizden biri olacağım Genco abi. Tibet, bize doğruyu söyle lütfen. Evet Tibet. Ne var bu Özge ile Cüneyt'in arasında? Ya kızlar, ben nereden bileyim? Gidip Özge'ye sorsanıza. Özge! Burası ne güzel Özge, bir yermiş. Sakin olur musun biraz? Baksana buraya. Sen çok oldun artık. Sürekli ensemdesin, yetmedi. Şimdi Cüneyt'e mi sardın? Özge sakin ol lütfen. Sen karışma Pınar ya. Bizimle uğraşma, tamam mı? Sakın. Pişman ederim seni. Kerem, ne oluyor burada? Özge Hademe'nin biletini kesiyor. Kahraman Hademe mi? Ne yapmış Özge'yi? Özge tamam ya. 3 kuruşluk Hademe parçası için. Bak herkes bize bakıyor. Nasıl çemkirdi sana ya? Niye ağzının payını vermedin o kızın Genco abi? Konuşma kız, bildik bilmedik her şeyi öyle.
Ne şirret bir kız ya. Nasıl o lafları eder genç abi gibi mükemmel bir insana? Yürü yürü. Bu ne cüret ya? Cüneyt'i tehdit etmiş durduk yere. Gözü sürekli Özge'de abi. Takılıyor mudur nedir? Hadi uğraşmayın o herifle. Var bir tuhaflığı, ürkütüyor insanı. Hani süper ademeydi bu? Süper kahramanlar hep böyle tuhaf olur zaten. Saçmalamayın süper müper. Özge, sen de git şikayet et Aydın Bey'e. Şikayet etsem ne olacak? En fazla okuldan atarlar, o da dışarıda musallat olur. Böyle göz önünde bulunsun daha iyi. Hapse atmalı böylelerini. Hakikaten ha. Ama ben devam ederse ne yapacağımı biliyorum. Hapse tıktırırım. Yok artık ya. O çocuk dediğiniz gibi biri değil, tamam mı? İlk gördüğümden beri herkese iyilik yapıyor. Ya Pınar, bu adamın ruh hastası olduğuna hepimiz hemfikiriz. Biz seni inandıramadık ya. Yani sırf piyano çalıyormuş diye mi koruyorsun onu? Piyano mu çalıyormuş? Sen mi söyledin Cüneyt'e? Yani bunun ikinizin arasında bir sır olduğunu bilmiyordum. Bak, ne Cüneyt'in ne Özge'nin söylediklerine inanmıyorum. Sen kötü biri olamazsın. Konuş. Sana inanmaya devam etmem için bir şey söyle. Tek istediğim sessizce işimi yapmak. Hayır. Amacım bu değil. Özge'ye diğerlerini sandığı gibi kafayı takmış değilsin. Bunu hissediyorum. Ama onunla bir derdin var değil mi? İstediğin kadar sakla. Ben de tek başıma öğrenirim. Depremde aileni kaybetmişsin. Ne kadar üzüldüğünü tahmin edebiliyorum. Çünkü ben de depremde ailesini yitiren birini çok iyi tanıyorum. Ve seni anlayabiliyorum Genco. Hayata küskünlüğünü. Genco, neredesin aslanım sen? Aydın Bey seni çağırıyormuş. Beni mi? Evet. Bir de Pınar Hanım'a. İkimizi birden mi? Evet. Bana öyle dediler. Yine bizi birlikte gördüler galiba. Galiba. Senin piyano çaldığını sakladığımız için yakınlaşmamız da tuhaf oluyor. Seni zora sokuyorum. Asıl ben seni zora sokuyorum. Beni çalıştırmak için sabahladın. Artık kendi piyanon var nasılsa. Onunla kendini sabahlayabilirsin. Yok hayır. Kabul etmedim. Yani hala bir piyanom yok. Üzüldüm. Ben üzülmedim. Okulda çalışmak da zevkli. Benim kızım kenar mahallede yangının içinde kalsın. Olacak şey değil ya. Baba, ne zaman geldin sen? Az önce. Ayağımın tozuyla kızımın yangından kurtulduğunu öğreniyorum. Neden bize haber vermedin? Ben telaşlanmayın diye. Necati Bey, kızınızı yangından kurtaran işte bu delikanlı. Demek sensin. Bu cesaretinin bedeli. Gerek yok, sağ olun. Kızımın hayatı benim için değerlidir. Çekinme al. İnsan hayatı benim için de önemlidir. Parayla ölçülemeyecek kadar. İzninizle çıkabilir miyim? Fakir ama onurlu genci mi oynuyor bu? Baba bunu neden yaptın? Pınar! Pınar! Kızdı galiba. Genco!